Hükümet davesi. Tamam, geldik monarşiye. Zaten öğrendik. Bakın en önemli şey şudur bizim derslerimizde. Ben bu konuyu öğretmeden önce hep böyle bahsediyorum. Sonra konu geldiği zaman zaten öğrenmiş oluyorsunuz. Hep özelliği bu. Monarşi neydi? Tek bir adam ülkeyi tek başına yönetmesi. Doğru mudur? Peki monarşinin olduğu ülkede demokrasi ve cumhuriyet olur mu? Hayır. Olmaz. Monarşinin olduğu ülkede padişah vardır ve onun sözü mü geçer? Halkın sözü geçmez. Peki. Monarşi kelimesinin yanına şunu yazın. Monarşinin olduğu yerde demokrasi ve cumhuriyet olmaz. Monarşinin olduğu yerde demokrasi ve cumhuriyet olmaz. Peki, yönetme yetkisinin tek bir kişide toplanmasına biz monarşi mi diyormuşuz? Evet. Avrupa'da biz buna kral diyoruz, Osmanlı'da ise padişah mı diyoruz? Evet. Hadi şimdi. Peki, bu yarayı da çizdiniz, kral ve padişah. Peki, demokrasi nedir? Biliyor musunuz ama anlatamıyor musunuz? Halkın seçtiği kişinin devlet yönetmesi. Demokrasi o değil. Halkın iradesi, halkın sözünün geçmesi. Halkın yönetiminde sözünün geçmesini demokrasi diyoruz. Peki sözü nasıl geçiyor? Sandıkta. Seçimde. Bir ülkede seçim ortamı varsa o ülkede demokrasi vardır. Örnek veriyorum. Diyelim ki Nazlı seni sınıf başkanı yaptım. Tak. Bu demokrasi mi? Demokratik mi? Hayır. Değil. Ama seçim oldu, adaylar oldu. Adaylar sonucunda da Nazlı kazandı. O zaman mı demokratik başkan oldu? Atamalar demokratik değildir. Ama seçimler demokratiktir. Bir ülkede seçim varsa o ülkede demokrasi vardır. O zaman demokrasi iki noktanın yanına şunu yazın. Halkın yönetimde sözünün geçmesi, seçimlerin olmasıdır. Halkın yönetimde sözünün geçmesi. Sözünün geçmesi dediğimiz oydur. O da seçimle mi ortaya çıkar? Seçimin olmasıdır. Seçim varsa o ülkede demokrasi vardır. Peki. Okuyalım demokrasi iki noktanın altında yazanı. Yönetime halk iradesi egemendir. Halkın iradesi egemendir. Peki, yönetim halkın belirli süreler için seçtiği kişiler tarafından gerçekleştirilir. Mesela biz kimi seçeriz? Milletvekillerini seçeriz. Cumhurbaşkanı seçeriz, değil mi? Bu seçtiğimiz kişiler bizi temsil eder ve bizim yönetirler. Halkın kendi kendisi yönetmesine biz ne deriz? Cumhuriyet deriz. Ama cumhuriyetin oluşması için ne lazımdır? Demokrasi lazımdır. Demokrasinin olmadığı bir cumhuriyet olabilir mi? Demokrasi yoksa cumhuriyet yoktur. Çünkü demokrasi yoksa bilin ki monarşi vardır. Peki. Şimdi oradaki uyarıya bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti temsili demokrasiyle yönetilen, temsili demokrasiyi çizin, açıklayacağım. Ve siyasi rejimi cumhuriyet olan bir devlettir. Siyasi rejimi cumhuriyet olan bir devlettir. Şimdi Türkiye'de rejim neymiş? Cumhuriyet. Peki demokrasi modelimiz nedir? Temsili demokrasi yazıyor. İleride anayasada size demokrasi çeşitlerini göstereceğiz. Temsili demokrasi, doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi dediğimiz oluşumlar var. Bizim ülkemizde temsili demokrasi var. Tanımı çok basit. Halkın seçtiği kişilerin meclise giderek halkı temsil etmesine biz ne diyoruz? Temsili demokrasi diyoruz. Çok basit. Anladınız mı? Seçtiğimiz kişilerin bizi temsil etmesine biz demokrasi diyoruz. Bizdeki demokrasi modeli de bu yüzden temsili demokrasi. İleride yarı doğrudan ve doğrudan demokrasi nedir açıklanacak? Şu an değil. Peki. O zaman Türkiye'nin demokrasi modeli, temsili demokrasi, rejimi de cumhuriyet miymiş? Peki. Geldik cumhuriyet kelimesine. Cumhuriyet iki nokta iç üstlerinin yanına şunu yazın. Halkın kendi kendisini yönetmesidir. Halkın kendi kendisini yönetmesidir. Bir rejim şeklidir. Bunu da ekleyin. Bir rejim şeklidir. Halkın kendi kendisi yönetmesidir. Bir rejim şeklidir. Rejim bir yönetim biçimidir, değil mi? Ama demokrasi bir rejim değildir. Demokrasi cumhuriyet rejiminin olması için gerekli bir ortamdır. Güzel. Peki, okuyalım. Cumhuriyet neymiş? Halkın kendi kendisi yönetmesidir. Değil mi? Onu söyledik, yazdık. Güzel. Şimdi geldik meşrutiyet kelimesine. Meşrutiyet. Bilen var mı? İzleyin. Şimdi ben direkt konuya geçseydim, Osmanlı'da meşrutiyetin ilanı deseydim, meşrutiyet nedir diye soracaktınız, doğru mu? O yüzden konudan önce kelimeler öğrenmenin faydasını göreceğiz.
İleride birinci meşrutiyetle ikinci meşrutiyet dediğimiz konuları göreceksiniz. Meşrutiyet o kadar basit bir rejim ki, o da bir rejim şekli. Bakın, çok basit. Bir ülkede padişah varsa ve ülkeyi tek başına yönetiyorsa hangi rejim var? Monarşi. Monarşi var. Monarşi. Peki bunu görmeyin. Bir ülkede halk, yani millet, kendi kendini yönetiyorsa hangi rejim var? Cumhuriyet. Değil mi? Doğru mu? Peki ikisi birlikte ülke yönetiyorsa? Meşrutiyet. Bunun adı meşrutiyet oluyor. Meşrutiyet neymiş? Padişahla halkın birlikte ülke yönetmesi. Anladınız mı? Demokratik diyebilir miyiz? Evet, demokratik bir şeydir. Padişahın yanında meclisin kurulması, halk nerede temsil edilir? Mecliste mi temsil edilir? Padişahın yanında meclisin kurulması demokratik olur. Tek başına padişah varsa demokratik değildir. Bu tek başına ise demokratiktir. Ama şartlara göre padişahın yanında meclis kuruluyorsa demokratik bir ortam oluşmaya başlamıştır demektir, değil mi? Gelecekte de bu kalkar, sonra zaten cumhuriyet ilan edilir. Şimdi onu anlatacağız. Meşrutiyet iki noktanın yanına şunu yazın. Tahtada yazdıklarımızı yazacağım. Padişah artı halk. Parantez açın, meclis yazın. Sonuçta padişahın yanında halkın yönetime katılması için bir meclisin kurulması lazım, değil mi? Halkın seçtiği milletvekilleri gelecek. Halkın seçtiği vekillerle padişah birlikte mi ülke yönetecek? İşte böylece meşrutiyet olacak. Padişah artı halk, parantez açtık. Meclis eşittir. Meşrutiyet yazıyoruz. Peki. Monarşiye göre daha demokratik bir sistem değil mi meşrutiyet? Tam demokratik bir sistem demiyorum ama monarşiye göre demokratik bir sistem. Peki dünyada hangi ülke meşrutiyetle yönetiliyor şu an? Bir ülke söyleyeyim. Başkenti Londra olsun. Evet. İngiltere şu an meşrutiyetle yönetiliyor. Kraliçe Elizabeth var. Ölmedi. Çocuk ondan beri tahtta duruyor. Onun ben oğullarına acıyorum. Prens Charles var. Hayatı kaymış. Dağdan kral olacak. Dağılamadı. Kraliçe Elizabeth var. Kraliçeyi buraya koyuyoruz. İngiltere'de bir de Avam Meclisi var. Onu da buraya koyuyoruz. Kraliçe ve meclis birlikte mi ülke yönetiyor? İngiltere'de ne var o zaman? Meşrutiyet var. Göreceğiz yine. Peki. Şimdi konuşma. Siz padişah olsanız meşrutiyeti ister misiniz? Tek başına ülke yönetmek varken niye ben halkı yönetime sokayım da yanıma ortak alayım değil mi? Yani bir iş kuruyoruz, yalnız ortak ister misiniz? İmkanlarınız var. İster misiniz? O zaman hiçbir padişah meşrutiyeti istemediğine göre, Osmanlılar'da da meşrutiyet ilan edildiğine göre demek ki baskılar olmuş değil mi? Baskılara dayanamamış padişah ve meşrutiyet ilan etmek zorundan bırakılmış. Meşrutiyet böyle gelmiş. Peki. Bir okuyalım. Sonra bir şey anlatayım. Terimini. Hanedan ailesi. Padişah sülalesi ya da kralın sülalesine biz hanedan ailesi mi diyoruz? Evet. Padişah ya da kralın yanında halkın da yönetime katıldığı rejim şekli midir? Evet. Peki. Kral veya padişahın yanında halkın seçmiş olduğu temsilcilerden oluşan bir meclis mi yer alıyormuş? Evet. Peki. İzleyin beni şimdi. Mesela padişah var. Bir de halkın seçtiği kişilerden oluşan, yani milletvekillerden oluşan bir meclis mi yer alıyor? He? He? Şuraları silelim. Padişah ve meclis birlikte ülke yönetecek. Osmanlılar'da iki tane meşrutiyet var. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Peki neden böyle bir ayrım var onu anlatayım. İkisi de çok farklı. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi ikisi birlikte ülke yönettiğine göre görev ve yetkilere bakmamız gerekiyor. Kim üstü? Neden? Eşit mi? Adaletli mi? Şimdi düşünsenize yani bir yeri yönetirken ikisi de aynı haklara sahipse güzel bir şey olur. Ama birisi üstünse, diğeri azsa sıkıntılar doğar. Şimdi bakın, Osmanlılar'da birinci meşrutiyet var. Birinci meşrutiyette padişahın yetkileri üstün tutulmuş, yönetimdeki gücü %90 diyelim. Birinci meşrutiyette meclisin yetkileri düşük tutulmuş, yetkileri %10. Padişah üstün, meclis az yetkili,
birinci meşrutiyette. Biz böyle tür meşrutiyetlere ne deriz? Padişah üstün, halkın sözü az geçiyorsa, sizce bu demokratik meşrutiyet midir yoksa monarşik meşrutiyet midir? Monarşik meşrutiyet. Yani padişah sözünün geçtiği meşrutiyet. Monarşinin diğer ismini biliyor musunuz? Mutlakiyet. Mutlak ne demek? Tek demek. Mutlakiyet eşittir monarşi demek. O zaman birinci meşrutiyet mutlak meşrutiyet diyebiliriz. Ne demek mutlak meşrutiyet? Mutlakiyetten gelir, padişahın üstün olduğu meşrutiyet. O zaman sizce birinci meşrutiyet bu noktada padişah üstün olduğu için demokratik değildir, değil mi? Peki. Demokratik olması için ne olması lazım? Ters çevirin. Demokratik olması için ne olması lazım? Meclisin üstün olması lazım. Bakın, ikinci meşrutiyet. İkinci meşrutiyette meclisin yetkileri %90 tutulmuş, görev yetkileri. Padişahın yetkileri ise %10'a düşürülmüş. Padişah az yetkili, meclis üstün durumda. O zaman meclis üstün olduğuna göre halkın dediği mi oluyor demektir? O zaman bu gerçek meşrutiyettir. İngiltere'deki meşrutiyet hangisinin örnektir? Buna örnektir. İngiltere'de kraliçenin yetkileri az, meclisin yetkileri üstündür. O zaman biz buna ne diyoruz? Demokratik meşrutiyet mi diyoruz? He? Evet. Demokratik meşrutiyetlerde meclis üstün olur. Şu an İngiltere'deki sistem budur. Ama Osmanlı'da birinci meşrutiyette ise padişah üstün, halk az yetkilidir. O zaman bu demokratik değil, mutlak meşrutiyettir. Anlaşıldı mı? Göreceğiz. Bakalım notumuzu okuyalım. Birinci sayfadaki uyarılar. Eğer padişah meclisin üzerinde bir güç olarak yer alıyorsa, o zaman burada meşruti monarşi mi vardır? Yani birinci meşrutiyet buna örnektir. Peki diğeri, eğer meclis padişahın üzerinde bir güç olarak yer alıyorsa, burada ise gerçek bir meşrutiyet vardır. Doğru mu? Demokratik meşrutiyet mi olur? Bu da ikinci meşrutiyete örnektir. O ikinci meşrutiyete örnektirin yanına altına şunu yazın. İngiltere'deki sistemin aynısıdır. İngiltere'deki meşrutiyet Osmanlı'daki hangi meşrutiyete benzer diye sorarlarsa diye yazdırıyorum. İngiltere'deki meşrutiyetin aynısı olan meşrutiyet ikinci meşrutiyettir. Yani meclis üstün durumdadır. Olması gereken zaten budur. Normal meşrutiyetlerde meclis üstün olmalı. Ama burada anormal bir durum var. Bunu da konusunu anlatırken açıklayacağım neden böyle olduğunu. Peki, sol tarafa bakın. Sol tarafa bakın. Ortadaki tabloyu geçin, onu en son anlatacağım. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyetin karşılaştırması olduğu bir tablo var. Gördünüz mü? He? Sol taraftaki şu tabloya bakıyoruz. En alttaki. İleride bunun konusu var. 14. 15. sayfada biz detaylı konuyu anlatacağız. Ama o konu gelinceye kadar ben burayı öğretmiş olacağım size. Şimdi, hala kelime öğreniyoruz. Konu değil, 6 sayfa kelime öğreneceğiz. İlk 6 sayfa. Birinci meşrutiyet. Yılına dikkat edin. 1876 mı diyor? Kaçıncı yüzyıl oluyor? 19. Yüzyılları bilmeyen var mı? Bilmiyorum. Biliyor musun? Evet. Bilmiyorsunuz diye öyle değil. Arkadaşlar, 4 taneli rakamlarda ilk 2 rakama 1 eklersiniz. 1876 kaçıncı yüzyılmış? 19. 19 oldu. 1453 kaçıncı yüzyıl? 15. Anladınız? Bu kadar basit. Peki. Konuşalım biraz. Birinci meşrutiyet. Meşrutiyet neydi? Padişah ve halkın birlikte ülke yönetmesi miydi? Peki. İzleyin. Osmanlı monarşik bir devletti. 1299'dan beri monarşi yönetildi. 1876'da birinci meşrutiyet ilan edilinceye kadar. Peki monarşi yıkıldığı meşrutiyet rejimi geldi. Bu ıslahat mı, inkılap mı? İnkılap oldu. Monarşiden meşrutiyete geçilmesi bir inkılap mı oldu? Evet. Güzel. Meşrutiyetin ilan edilmesi için bir anayasanın ilan edilmesi gerekiyor. Osmanlıların ilk ve tek anayasasının adı nedir? Kanuni Esası. Osmanlı'nın ilk ve tek anayasası. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi anayasa kullanılıyor? 1982 anayasasını kullanıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an. Osmanlı'da bir tane anayasa vardı. Adı da Kanuni Esası'ydı. Osmanlı'nın ilk ve tek anayasası. Diyelim ki bu kanun esası olsun. Osmanlı Anayasası. Ne zaman ilan edildi? 1876. Birinci meşrutiyetin ilan edildiği tarih 1876. Meşrutiyet anayasanın ilanıyla başlar. Bakın çok basit.
Kanun esası olsun elindeki. Hemen açıyorum. Birinci madde. Diyor ki, padişah ve halk birlikte ülkeyi yönetecek. Buradaki yazan cümlede ben hangi rejime geçildiğini anlıyorum? Meşrut. Demek ki anayasanın ilanıyla meşrutiyet mi başlamış? O zaman meşrutiyet demek kanun esası demek. Aynı şey. Anladınız mı? Peki. Şimdi notumuza bakalım. Sayfa bizim sol tarafına. Bakalım. 1876 kanun esasının ilanıyla mı meşrutiyet rejimine geçilmiş? Evet. Peki. Kanun esası Osmanlı ilk ve tek anayasasıdır. Peki. Anayasa kanun maddelerinden oluşur değil mi? Evet. İzleyin. Diyelim ki burada ben kanun esası dedim. Bu bir anayasa. Kanun esası bir anayasa. Anayasa maddelerden oluşur değil mi? Bir sürü madde olacak. Peki. 119 maddeden ne oluşuyor? Peki. Maddede, kanun maddelerinden oluşuyor. Peki, birinci meşruiyette kim üstün dedim ben size? Padişah mı üstün dedim? Evet. O zaman o kanun maddelerinde padişahın üstünlüğüne dayanan maddeler göreceğiz. Bir kanun maddesi padişahın üstünlüğüne dayanıyorsa demokratik midir, monarşik midir? Monarşik. Monarşik olur değil mi? Peki. Şimdi ben birinci meşruiyetin neden meşruti monarşi olduğunu göstereceğim. Kanun maddelerini göstereceğim, anayasa içinde yer alan. Bir sürü madde var. Diyelim ki 100 madde var. İki tanesini öğreteceğim. 98'i de aynı. Fark eden bir şey yok. Bir mantığa ulaşmaya çalışacağım. Anladınız? Tek amacım neden bunun padişahın üstüne dayandığını gösterebilmek. Demokratik olmadığını öğretebilmek. Bakın birinci maddeye. Kanun esasının birinci maddesine bak. Ne diyor? Meclisi açma, kapama kime ait? Padişah. Kim üstün? Padişah. Bu demokratik mi? Değil. Meclis üstün olsa demokratik olurdu değil mi? Evet. Anladınız? İkinci madde. Kanunlarda son söz kime ait? Padişah. Bu demokratik mi? Değil. Kime ait olmalıydı? Meclise. Şimdi izleyin. İleride yazılı şekilde göreceğiniz bazı şeyleri sözde anlatacağım. Sonra hep yazılı göreceğiz. Birinci meşrutiyet. İzleyin bana bakın. Bana bakın Abdullah. Birinci meşrutiyetle birlikte padişahın yanında bir meclis açıldı. Değil mi? Açıldı. O meclisin adı ne? Meclis-i Umumi. Genel meclis. Osmanlı parlamentosu diyoruz. Parlamento demek meclis demek. O meclisten kapıdan içeri girdim. Meclis-i Umumi'den içeri girdim. Şurası kapıyı açtım. İçeri girdim. Meclisin içinde iki tane meclis gördüm. Birisinin adı Mebusan Meclisi. Mebus milletvekili demek. Halkın seçtiği milletvekilleri burada oturuyor. Burada da padişahın atadığı kişilerden oluşan bir meclis var. Ona da ayan meclisi deniyor. Ayan. Onlar da padişahın atadığı kişiler oluşuyor. Ve ömür boyu görevdesiniz. Hem atamayla gelmişsiniz hem de ömür boyu görevdesiniz. Bu demokratik bir şey mi? Padişahı temsil ediyorsunuz, demokratik değil. Hangi meclis demokratik? Mebusan meclisi. Halk tarafından seçilmiş, 4 yılda bir seçilmişsiniz. 4 yılda bir görevin sonunda hep tekrar seçim oluyor. Demokratik meclis bu. Halkı temsil ediyorsunuz sizler. Sizler padişahı temsil ediyorsunuz. Ve burası Osmanlı parlamentosu. Meclis-i Umumi. Peki bu meclisin görevi ne? Kanun yapmak. Kanunları kim yapar? Meclis. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunları kim yapıyor? Meclis. TBMM. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunları yapıyor. Peki yapılan kanun yürürlüğe girsin diye kime gönderiliyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı imzalayıp yürürlüğe koyuyor. Peki o dönemde meclis kanun yapıyor. Yürürlüğe girsin diye kime gönderiyorlar? Padişah. Doğru mu? Şimdi bakalım. Mebusan meclisi ve ayan meclisi. Kanunu yaptınız. İkinci maddeye açıklıyorum. Kanunlarda son söz padişahın bölümünde. Kanunu yaptınız. Bir kanun maddesini hazırladınız. Bana yani padişaha gönderdiniz. Yürürlüğe girsin diye. Baktım. Hiç beğenmedim. Olmamış. Çizdim. Bunu yapacaksınız dedim, gönderdim. Gönderdim. Siz demin gönderdiğimi tekrar dediğimi yaptınız ve gönderdim. Heh, şimdi olmuş. Yürürlüğe koyuyor. Bunun monarşide ne farkı var? Hiç farkı yok. O zaman bu meşrutiyet göstermelik bir meşrutiyet. Sözde lafta bir meşrutiyet. Neden? O dönemde Avrupalılar bize baskı yapıyordu. Avrupalı devletler neden baskı yapıyor ki? Biz en büyük düşmanlarımızı öğretiyoruz. İngiltere, Fransa, Rusya. Bizim en büyük düşmanlarımız.
En büyük kim derseniz Rusya. Osmanlı'nın sınırları şu anki Türkiye'nin 22 katıydı. 22 milyon kilometre sınırımız vardı. Bunun 17 milyonu bizden Ruslar kopardı. O yüzden en büyük düşman Rusya. Peki bu İngiltere, Fransa, Rusya neden bize karışıyor? Karışmak için neyi bahane ediyor? Osmanlı bir imparatorluktu değil mi? Yani değişiklikler mi var? Osmanlı'da halk ikiye ayrılır. Müslümanlar, gayrimüslimler. Müslüman olmayanlara gayrimüslim diyoruz. Gayrimüslimler diğer bir anlamda azınlık deriz. Hristiyan, hepsi Hristiyan. Peki İngiltere, Fransa, Rusya Hristiyan mı? Hristiyan. Peki onlar Osmanlı işlerine karışmak için neyi bahane ediyorlar? Azınlıklar. Onlara hak versene. Vermiyorum kardeşim dersen bana savaş açıyorlar, dalıyorlar, toprak koparıyorlar. Hep bahaneleri azınlıklar. O dönemlerde Avrupalıların büyük baskısı olunca dedi ki azınlıklara hak ver, hak ver, hak ver. Vermesek dalıp toprak alıyorlar. Dedi ki meşrutiyeti ilan ediyoruz. Azınlıkları da milletvekili olarak padişahın yanında katıyoruz. Müslümanlar da milletvekili oluyor. Azınlıklar da milletvekili. Karışmayın bak milletvekili yaptım. Dışarıdan baktığı zaman görünüşte meşrutiyet var. Evet. Ama hala bütün güç ve yetkiler kimde? Padişah. O yüzden Avrupalılar karışmasın diye göstermelik sözde lafta bir meşrutiyet mi gerçekleştirmişiz biz? Anladınız mı? O yüzden göstermelik. O yüzden hala padişah otoritesini korusun diye böyle bir meşrutiyet icat etmişiz. Anladınız mı? Peki. Bakalım. Birinci meşrutiyette ikinci maddeyi gördük. Kanunlarda son söz padişaha aitse. Bu demokratik olmadı değil mi? Evet. Toplarsak iki maddeyi. Padişah üstün, halk eşittir meclis, yani eşittir ulusal irade, yani oy az yetkili. Hı hı. O zaman bu meşruti monarşi oluyor değil mi? Ya da mutlak meşrutiyet mi oluyor? Padişahın üstün olduğu meşrutiyet. Sözde göstermelik laf da bir şey değil mi? İstek. Ama şu maddelere göre demokratik değil dedik. Ama şu noktada bakarsanız, birinci meşrutiyetle birlikte halkın milletvekili olması, seçimlerin gelmesi, milletvekili olarak meclise girmeleri demokratik şeyler. Hı hı. Ama görev ve yetkiler açısından padişah üstün olduğu için demokratik olmayan bir meşrutiyet diyoruz. Doğru mu? Peki. Siz padişah olsaydınız meşrutiyeti ilan etmezdiniz. İzleyin. 1876'da birinci meşrutiyet ilan edildiği zaman padişah Abdülhamit II. Abdülhamit. II. Abdülhamit dünyanın en zeki adamlarından birisi olarak bilinir. Avrupalılar Abdülhamit'i hiç sevmez. Mesela şu anlarda TRT1'de bir film var. Payitaht Abdülhamit. Çok dehşet bir adamdır. Osmanlı yıkılmasını 30 yıl geciktiren adamdır Abdülhamit. Avrupalıların dahi dediği adamdır Abdülhamit. 27 kez suikaste uğrayan, öldürülemeyen adamdır Abdülhamit. Yahudilerin, Musevilerin, Hristiyanların sevmediği adamdır Abdülhamit. Adaletli olduğu için Abdülhamit. Çok zekiydi. Köprüye geçene kadar da ayıya dayı demesini bilindi. Meşrutiyeti ilan etmek zorunda bırakıldı Abdülhamit ama 2 yıl sonra, 1876'da meşrutiyet ilan edildi ya, 2 yıl sonra, 1878'de anayasanın kendisine verdiği ikinci madde vardı ya, birinci madde vardı ya, özür dilerim. Meclis açma kapama hakkı kime ait? 1878 yılında, ileride detaylı anlatacağım, bazı olayları gerekçe göstererek, anayasanın kendisine verdiği meclis açma kapama hakkına dayanarak meclisi kapattı. Meclis kapandığına göre hangi rejime dönüyoruz? Tek adam. Hmm. O zaman 1878'de 76 arasında birinci meşrutiyet hüküm sürmüş ve 2 yıl mı sürmüş? Bu 78'de tekrar monarşiye mi dönüyoruz? 1878'den 1908'e kadar tam 30 yıl monarşik dönem yaşanacak. İzleyin. 76-78 arası birinci meşrutiyet, sonra meclis kapatıldı. 78'den 1908'e kadar tam 30 yıl monarşiye mi döndük? Evet. 1908'de yine padişah Abdülhamit. Avrupalılar yine baskı yaptılar. İçeriden baskı oldu. Tekrar meşrutiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Peki nasıl ilan edecek? Tekrar kanun esası yürürlüğe koyacak. Tekrar meclisi mi açacak? Haklı bir şey yok. Birinci meşrutiyeti nasıl kapattı? Dedi ki meclisi kapatıyorum, anayasayı askıya alıyorum. Kaldırdı. Tekrar monarşiye döndük. 30 yıl sonra 1908'de tekrar ikinci meşrutiyet başlayacak. Ama nasıl? Kanun esası yeniden yürürlüğe koyuyorum, meclisi yeniden açıyorum. Şu ana kadar fark yok değil mi? Peki. Bu 30 yıl boyunca Abdülhamit derler ya, Osmanlı yıkılmasını 30 yıl geciktirdi. Denilmesi ne demiş? 30 yıllık süreçtir. Bu 30 yıllık süreçte Abdülhamit bir daha meşrutiyet gelmesin diye çok uğraştı. Çünkü meşrutiyetle birlikte biz azınlık dediğimiz, devlet yıkmak isteyen insanları milletvekili yapıp meclise aldık.
Peki azınlıklar meclise girdiği zaman ülkeye yıkmak için faaliyet gösterecek değil mi? Hepsi bağımsız devletler kurmak istiyor çünkü. Bu 30 yıl boyunca meşrutiyet kelimesinin kullanılmasını yasakladı. Büyük bir baskı devri uyguladı. Bu 30 yıllık baskı devrine özel bir isim verildi. İstibdat devri denildi. İleride öğreteceğim. İstibdat, baskı devri denildi. Peki bu istibdat neyle sona erdi? İkinci meşrutiyeti ilanla sona erdi. Meclis yeniden açıldı. Mebusan Meclisi, Ayan Meclisi. Peki o zaman birinci meşrutiyetteki maddeler aynen geçerli olacak değil mi? Kanun esas yürürlüğe girdiğine göre. Peki. Bakın şimdi notumuza. Birinci meşrutiyetten ikinci meşrutiyete geçtim. Ama arada 30 yıllık bir monarşik düzen mi varmış? 30 yıllık bir istibdat mı varmış? Evet. 30 yıllık istibdat ikinci meşrutiyette tekrar bitmiş mi? Bitmiş. Tekrar meşrutiyet, özgürlük, meşrutiyet gelmiş. Bakalım. Kanun esası yeniden yürürlüğe konuldu. Ve tekrar meşrutiyet başladı diyor. Arkadaşlar şurada 31 Mart isyanı sonrasında 76 kanun esasında 1909 değişikliği oldu diyor. İleride detaylı anlatacağım 31 Mart'ı. Sadece şunu görün. İzleyin. Birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet. Az önce birinci meşrutiyette iki tane madde gördünüz değil mi? Bir ve ikinci maddeler. İkinci meşrutiyet 1908'de ilan edildiği zaman bu bir ve ikinci madde aynen geçerli. Yani demokratik değil. Meclis açma kapma padişahlık burada da var. Kanunda son söz padişahlık burada da mı? Derken 1909 yılında Osmanlılar'da bir isyan çıktı. 31 Mart diye bir isyan çıktı. Bu isyan sonucunda, bu isyan özelliği neydi biliyor musunuz? Meşrutiyete karşı çıktı. Amaçları meşrutiyeti yıkmak, tekrar monarşiyi getirmek. Rejime yönelik ilk ve tek isyan 31 Mart isyanıdır. Bu isyandan sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti kontrolü ele geçirdi. 1909 yılında oldu ya bu isyan, 31 Mart isyanı. Şu an önemli değil. İttihat ve Terakki Cemiyeti asker kökenli parti demiştin değil mi? Evet. Bunlar meşrutiyeti savunuyorlardı. Kontrolü ele geçirdiler. Ve 1909 yılında bu 1876'da ilan edilen kanun esası vardı. Kanun esası 1909 yılında değiştirdiler. Yani demokratik hale mi getirecekler? Hani bu olur ya, şu an 1982 anayasasını kullanıyoruz ama en son 2017 değişikliği oldu. Ondan önce 16, 14, 13, 12 hep anayasayı değiştiriyorlardı. Anayasanın değiştirdiği tarihe biz de o değişikliği veriyoruz. Mesela Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ne zaman geçtik? 2017 anayasa değişikliğine geçtik diyoruz ya. 1876 yılında ilan edilen kanun esası ne zaman değişmiş? 1909. İkinci meşrutiyet ilan edildikten bir yıl sonra 1909 yılında kanun esasının maddeleri değiştirildi. İddiaçılar tarafından. Şimdi biz o değiştirilen demokratik maddelere bakacağız. Bir bakalım. 31 Mart isyanından sonra 76 kanun esası da 1909 yılında değişiklik mi olmuş? Demokratik hale getireceğiz. Mesela birinci meclisiyette meclis açma kapma padişaha ait. Bunu demokratik hale getirin. Meclise ait. Meclise ait dersen halk isterse kendini kapatabilir anlamı çıkar. Bu demokratik olur. Peki kanunlarda son söz birinci meclisiyette padişaha aitti. İkinci meclisiyette demokratik hale getirin. Meclise ait. Peki canlandı mı? Birinci meşrutiyeti az önce yaptık. Birinci meşrutiyet. Meclis kanunu yaptı. Padişah beğenmedim. Veto ediyorum dedi. Bunu yapın dedi gönderdi değil mi? Padişah müslüm bu duruma göre. Evet. Şimdi ikinci meşrutiyetteyiz. Meclis müslüm ikinci meşrutiyette. Meclis. Kanunda son söz meclis ait. Siz kanunu yaptınız. Padişaha gönderdiniz. %10'luk yetkin var değil mi? Az. Nereye imzalayacağım? Gel. Gönder. Geleni gönderiyorum. Veto hakkım var mı? Reddetme hakkım var mı? Düzeltme hakkım var mı? Yok. Kim üstün? Meclis. Yani demokrasi mi üstün olmuş oldu? Anladınız mı? Peki. Bakalım. O zaman meclis açma kapma meclise aitse demokratik. Kanunlarda son söz meclise aitse demokratik mi olmuş oldu? Anladık? Güzel. Toplarsak padişah az yetkili. Halk eşittir, meclis eşittir, ulusal arada üstün mü tutulmuş? Biz böyle tür meşrutiyetlere ne diyoruz? Gerçek meşrutiyet diyoruz. Demokratik meşrutiyet diyoruz. Anladınız mı? Ne öğrettim ben size? Şimdi meşrutiyeti öğrendik. Padişah ve halkın birlikte ülke yönetmesi. Padişah üstünse, meclis az yetkiliyse demokratik meşrutiyet değil. Meşrutu monarşi. Ama meclis üstün, padişah az yetkiliyse demokratik meşrutiyet mi öğrendik? Evet. Maddelerde padişahın üstünlüğüne dayanan bir cümle geçiyorsa monarşik, meclisin üstüne dayanan bir cümle geçiyorsa demokratik olduğunu öğrendik.
Güzel. Şahane. Şimdi üstte bir tablomuz var. Ona bakacağız. Yine sol tarafa devam. Üstteki tabloyu neden anlatmam gerekiyor? İleride göreceğimiz çok önemli konuları barındırıyor. Bunu öğretmezsek ileride çok şey öğrenemeyiz. Artı demokrasiyle ilgili bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bir çıkmış soru var 2009, onu göstereceğim. Avrupa'daki demokratik gelişmeler var. Bir de Osmanlı'daki demokratik gelişmeler var. Bununla ilgili bir tablo var, ona bakacağız. Avrupa'daki demokratik gelişmeler diyorsam ne anlarsınız? Yani halkın, yani meclisin üstün olduğu şeylerden mi bahsedeceğim? Peki Osmanlı'daki demokratik gelişmeler dersem ne anlarsınız? Padişahın yetkilerinin kısıtlandığını, padişahın yetkilerinin azaltıldığını, halkın yetkilerini üstün tutulduğunu mu anlatacağım? Evet. Çok basit. Halkın yetkileri üstün tutuluyorsa bu demokratiktir. Ben bütün padişah olarak bütün yetkilere sahibim. Ama yetkilerimin bir bölümü dahi size vermem demokratik bir olaydır değil mi? Çünkü yetkileri kısıtlanıp size mi geçiyor demektir. Evet. Padişah ya da kralın yetkileri kısıtlanıyorsa bu demokratiktir. Çünkü o yetkiler size geçmiştir. Yani halka geçmiştir. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi Avrupa'daki demokratik gelişmeleri öğrenmemiz çok basit. Bakın 5 başlık var. Bakın 4'ünü öğrendiniz. 1215 Magna Carta Sözleşmesi var. Avrupa'daki ilk demokratik belge. Diğerlerine dikkat edin ilk önce. Sonra birine döneriz. 1789 Fransız İhtilali, 30 İhtilali, 48 İhtilali ve Bolşevik İhtilali. İhtilallerin sonucu demokratik değil mi? Evet. Yukarıda çizmiştik, demokratik. İhtilallerin hepsinin sonucu demokratiktir çünkü halkın rejimi dediğimiz cumhuriyet gelir ve demokratik bir ortam gelir. Ama görmediğimiz bir numaralı madde. Ona bakalım. 1215 Magna Carta Sözleşmesi. İzleyin. İngiltere'de bir kral var. İsmi Yurtsuz John. Kral üstün ve her şeye sahip. Halkın sözü falan geçmiyor. Ama orada bir halk isyan çıkartıyor. Ve kral o isyanı çıkaranların temsilcileriyle aynı masaya oturuyor. Ben kralım, siz de halkın temsilcilerisiniz. Ve yetkilerimin bir bölümünü sizlere devrediyorum. Yani kralın yetkileri kısıtlanıyor. O zaman Avrupa'da kralın yetkilerini kısıtlayan ilk belgede bu olduğuna göre ilk demokratik belge bu mu oluyor? Sorarlarsa, derlerse Avrupa'daki ilk demokratik belgenin adı nedir? Magna Carta. Kralın yetkilerini kısıtlayan ilk belgenin adı nedir? Magna Carta diyeceğiz. Bakın. Magna Carta Sözleşmesi. Kral ile halk arasında mı yapılmış? Bu bir sözleşme. Yani kralın da imzası var, halkın da mı imzası var? Güzel. Peki İngiltere'de kralın yetkileri ilk kez kısıtlanmış ve Avrupa'daki ilk demokratik belge miymiş? Peki buna benzer bir olay Osmanlı'da yaşanmış mı, ona bakalım. Osmanlı'daki ilk demokratik belge de neredeyse Magna Carta'nın aynısıdır arkadaşlar. Bakın birinci maddeye adı neymiş? Senedi ittifak. Senet sözleşme demek. İttifak sözleşmesi. İleride konusu var, göreceğiz. Padişah II. Mahmut'la Ayan dediğimiz gruplar arasında yapılmış. Ben Ayan'a mafya diyorum arkadaşlar. Neden? İleride anlatacağım. Ayan toprak ağası demek Osmanlılar'da. Eşraf demek. Zengin, itibarlı, bir bölgede sözü geçen büyük insan demek. Bir bölgede sözü geçen büyük insan her zaman mafyadır. Yani otoriteye her zaman karşı gelir. Otoriteye karşı gelenleri de biz mahvederiz. Toprak arası. 2011 sınavında sordular. Ayağının tanımını sordular. İleride anlatacağım. Osmanlı kültür medeniyetini gösterirken. Ama kısaca devletin otoritesini tanımayan toprak arası mafya diye bilmenizi istiyormuşum. Peki. Padişah II. Mahmut Ayağınlar arasında yapılmış. İleride detayına gireceğim. Şu an girmiyorum. Sadece belli bir yere odaklandım. Padişah yetkilerinin bir bölümünü, ki vergi toplama hakkıdır o, vergiyi, bir bölgedeki vergileri toplama hakkını, ileride detayına gireceğim, ayanlara devretmiş. Mersin ayanı, Adana ayanı, Tokat ayanı, Yozgat ayanı, Sinop ayanı. Vergileri bundan sonra benim adıma siz toplayacaksınız. Daha önce ben topluyordum. Şimdi benim adıma siz topluyorsanız, yetkilerimi size devretmiş oluyorum değil mi? Bu demokratik mi? Evet. Ayanlar da sonuçta halk tabakasıdır. O zaman padişahın yetkileri belli bir halkın belli bir bölümüne geçiyorsa, yetkileri kısıtlanıyorsa bu demokratik olur değil mi? Osmanlılar'da yetkileri kısıtlayan ilk belgenin adı nedir? Senedi İttifak. Peki o zaman ilk demokratik belgenin adı nedir? Senedi İttifak. Peki soru. 1215'te İngiltere'de ortaya çıkan Magna Carta Sözleşmesi'yle karakter olarak benzer özellik gösteren Osmanlı'daki belgenin adı nedir? Senedi İttifak. Aynısı.
Anladınız? Güzel. Şimdi dikkat. Osmanlı'daki demokratik gelişmelerin bir başlıklarını bir okuyalım. 5 tane demokratik gelişme var Osmanlılar'da. Sırayla ve kronolojik. Her sene buradan bir soru gelir. Şu göstereceklerinden. İleride bunların konusu olarak göreceğiz. Şu an kelime olarak öğretiyor. Senedi ittifak tamam. Sonra ne var? Tanzimat fermanı. Sonra ne var? Islahat fermanı. Sonra ne var? Birinci meşrutiyetin ilanı. Sonra ne var? İkinci meşrutiyetin ilanı. Peki. Şimdi bana bakın arkadaşlar. Osmanlı'daki demokratik gelişmeler demek, padişahın yetkilerini kısıtlayan belgeler demek. O yüzden şöyle bir şey yapabilirsiniz. İleride göstereceğim ama demokratik gelişmelerin üstünde küçük bir boşluk var ya, oraya şunu yazın. Padişahın yetkilerini kısıtlayan belgeler yazın. Osmanlı'daki demokratik gelişmelerin üstündeki o yarım santimlik yere padişahın yetkilerini kısıtlayan belgeler yazın. Osmanlı'daki demokratik gelişmeler yazdık. Yani bunlar neymiş? Padişahın yetkilerini kısıtlayan belgeler neymiş? Evet. Şimdi bu belgelerin değişik bakış açıları var. Şu an bizim bakış açımız demokratik açıdan bakacağız, yetkileri kısıtlayan belgeler açısından bakacağız. Detayına girmeyeceğiz. Kaç tane belge varmış yetkileri kısıtlayan? 5. 1808 senede ittifak mı? O zaman yetkileri kısıtlayan ilk belge. Kronolojik gidiyorum. 1839 Tanzimat Fermanı. 1856 Islahat Fermanı. 1876 Birinci Meşrutiyet. Yani Birinci Meşrutiyet demek kanun esası mı demek? 1908 İkinci Meşrutiyet. Yani kanuni esası demek değil mi? Aynı şey. Anayasa demek meşrutiyet demektir. Aynı şey. Hepsi demokratik belgeler ve kronolojik yazıldı. Yetkileri kısıtlayan belgeler dediğine göre ilk yetkileri kısıtlayan belge bu olduğuna göre ikinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu, beşinci bu oluyor değil mi? Peki. İleride öğreteceğim bir noktaya bağlayacağım. Senin ittifak neydi? Osmanlı'da padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgenin adı nedir? Senin ittifak. Ama şimdi başka bir soru çıkacak. İyi izleyin. Birazdan bunu siz de yapacaksınız. Şu dört belgenin farklı bir özelliği var. Bu dört belgede padişahlar kanun gücü üstünlüğünü kabul ettiler ve yetkileri kanunlarla kısıtlandı. İzleyin. Padişahın yetkileri kanunlarla kısıtlandı dedi. Padişahın yetkileri kanunlarla kısıtlandı diye yazdım. Peki padişah ne demek yetkileri kanunlarla kısıtlandı? Ben kanunlara uyacağım demek. Padişah kanunlara uyuyorsa kanunlar padişahın üzerindedir demek. Doğru mu? Bu durumda padişahın yetkileri kanunlarla kısıtlanmış olur. Peki kanun gücü üstünlüğü demektir bu. Ben dahi kanunlara uyacağım diyor padişahlar. Şu dördünde de. O zaman padişahın yetkileri kanunlarla kısıtlandı dediğime göre yetkileri kanunlarla kısıtlayan ilk belge ne? Tanzimat. Sonra ikinci belge ne? Islahat. Sonra birinci meşrutiyet, sonra ikinci meşrutiyet. Peki bu kanunlarla kısıtlayan ilk belge. Değil mi? He? İzleyin. Ben yazdıracağım. Bir saniye. Peki soruyor. Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge nedir? Senedi ittifak. Padişahın yetkilerini kanunlarla kısıtlayan ilk belge nedir? Tanzimat. Öğrenci bunu karıştır. Şimdi biz karıştırmayacağız. O sizin notunuzda sol tarafta dört belge var ya, Tanzimat, Islahat, birinci, ikinci, meşrutiyet. Onun yanına şu tahtaya yazdığımı yazın. Padişahın yetkileri kanunlarla kısıtlandı. Ama dördünü alıyoruz değil mi? Tanzimat, Islahat, birinci ve ikinci meşrutiyeti ayrı taşıyoruz. Padişah'ın yetkileri kanunlarla kısıtlandı diyoruz. Evet. O zaman padişah'ın yetkileri kısıtlayan ilk belge, kanunlarla kısıtlayan ilk belge neymiş? Tanzimat. Sonra ikinci belge, ıslahat, kanunlarla. Üçüncü belge, birinci meşrutiyet.
dördüncü ve ikinci meşrutiyet mi oluyor kanunlarla? Evet. Peki. Hepsinin ortak özelliği ne? Hepsi demokratik belgeler. Doğru mu? Hepsi padişahın yetkileri kısıtlayan belgeler. Yetkileri kısıtlayan ilk belge senin ittifak. Yetkileri kanunlarla kısıtlayan ilk belge tanzimat. Anladınız mı? Çok önemli. Yani bu her şeyin karşımasına önleyecek tek cümle. Kanun gücü üstünde. Şu dördün de ne var? Senin ittifakta kanundan bahsettin mi hiç? Böyle bir şey söyleyemedim. Kanun devreye ne zaman girdi mi tanzimatlarına? Anlaşıldı mı? Kanun. Ama senin ittifakta kanun diye bir şey yok. Anlaşıldı mı? Şimdi bakın notumuza. Ben neden bunu anlattım? Oradaki tabloda Avrupa'da meydana gelen demokratik gelişmelerle Osmanlı'daki demokratik gelişmeleri karşılaştırıyoruz. Şimdi bir önce meydana gelen olay sonraki olayı etkiler mi? Mesela sen neden benden kurs alıyorsun? Söyler misin? Seni bana kim getirdi? Dershaneden benim olmadığım için. Kim? Diyorum ki dershaneden benim alamadığım için. Yok yok, beni kim önerdi sana? Bilmiyorum hocam. İbrahim Hoca mıydı? Evet, İbrahim Hoca. Ha. Neden İbrahim Hoca önerdi? Çünkü onu muhakkak onun bir yakını ben atandırdım ve kazandırdım. Seni kim önerdi bana? Abi. Çünkü ben atandırdım ve kazandırdım. Yani geçmişte yaşanan olaylar geleceği tetikliyor. Peki, geçmişte yaşanan olaylar geleceğe etkiler. Bunu unutmayın. Peki, Avrupa'daki ilk demokratik belgenin tarihi 1215 mi? İlk demokratik belge bu olduğuna göre, sonraki demokratik belgelerin kaynağı da bu oluyor değil mi? Peki, soru. Avrupa'da meydana gelen 1215 yılındaki Magna Carta, Osmanlı'daki belgelerden hangilerini etkilemiştir demokrasi açısından? Hepsini etkilemiştir. Osmanlı'da 5 tane demokratik belgenin tarihine baktığın zaman 1215'ten sonradır değil mi? O zaman demokratik açıdan hepsi etkilenmiştir. Peki 1789 Fransız İhtilali hangilerini etkilemiştir demokratik açıdan? Hepsini. Peki 30 İhtilali'de demokratik bir gelişme olduğuna göre 30 İhtilali'ndeki demokratik gelişmeler ve kaynak Osmanlı'daki hangi olayları etkilemiş olabilir? 30'dan sonraya bakacaksınız değil mi? Tanzimat, ıslahat, birinci ve ikinci meşrutiyet. Peki 1848 işçi ihtilali demokratik bir olaydır. Osmanlı'daki hangi demokratik gelişmeleri etkilemiş olabilir? 48'den sonraya bakacaksınız. Islahat, birinci ve ikinci meşrutiyet. Peki Avrupa'da meydana gelen, Rusya'da meydana gelen Bolşevik ihtilali bizdeki demokratik açıdan belgeleri etkilemiş mi? Evet. Etkilemiş mi? İyi bakın. Evet. Hayır. O 1917. Çünkü o 1917. Evet. Bizdeki demokratik gelişmelerin tarihi öncedir değil mi? Aksine biz mi onu etkilemiş oluruz? He? Peki ben neden bunu anlattım? Bakın aşağıda anlattıklarımın tablosu. Bir numara Avrupa'daki Magna Carta Osmanlı'daki 1-2-3-4-5'i demokratik açıdan etkilemiş mi? Evet. İki numara Fransız İhtilali 1-2-3-4-5'i etkilemiş mi Osmanlı'daki? Evet. Avrupa'daki üç numara 30 İhtilali Osmanlı'daki 2-3-4-5'i etkilemiş değil mi? Islahat, 48 işçi ihtilali Osmanlı'da ıslahatı birinci ve ikinci meşrutiyet etkilemiş. Evet. Avrupa'daki Bolşevik ihtilali ise bizi etkilememiş. Çünkü bizim demokratik gelişmelerimiz ondan önceydi değil mi? Evet. Neden bunu anlattım? Bakın bir soru var. 2009 sınav sorusu. Şıklarda yazılanlar şunlar. Tanzimat fermanı. Öğrenciler hep yanlış yaptı bunu. Islahat fermanı. Ve birinci meşrutiyet. Soru da şu. Avrupa'da, hepsini yazmayayım. Avrupa'da meydana gelen 1848 ihtilalleri yukarıdakilerden hangisini demokratik açıdan etkilemiştir? Avrupa'da meydana gelen 1848 ihtilalleri yukarıdakilerden hangilerini demokratik açıdan etkilemiştir? Cevaba bakacaksınız. Cevabı bulabilmen için yılı bilmen lazım. Tanzimat fermanı ne zaman? 39. Ezberlemeyi zaten zamanla ezberleyeceksin. Rahat ben bir 20 kere anlatacağım bu konuyu. 56 ıslahat fermanı, meşrutiyet 76 mı? He? Evet. Peki 48 itirazları hangiden etkilemiş olabilir? Islahatla birinci meşrutiyet. Anladınız mı? Cevap 2-3. Ama öğrenci soruyu okurken şöyle yapmış.
Eğer 48 İsrail hepsi demokratikti, o zaman bunların hepsi de demokratik, o zaman cevap 1-2-3. Hayır, soruda bakın, daraltma var. Avrupa'da deyince mekan kısıtlanması, 48 İsrail'e deyince bir konu kısıtlanması var. Anladınız mı? Şu 48 İsrail'ler olmasaydı, hepsi olurdu. Ama 48'i koyduğuna göre, 48'den sonraki olaylara mı bakacaksın demektir? Anlaşıldı mı? Peki, bu 2009 güzel bir soruydu. Peki, sayfa 1'i bitirdik. Sayfa 2'ye geçeyim. Orada daha az birkaç kelime var. Onları da anlatıp ondan sonra ders bitireceğim. Teokrasi nedir? Bilen var mı? Teokrasi. Duydunuz mu? Teokrasi. Teokrasi. Bir ülkenin dini kurallara göre yönetilmesi. Mesela Avrupa'daki birçok ülke, mesela Vatikan var değil mi? İtalya'da. Dini kurallara göre yönetiliyor. Arabistan'daki birçok ülke değil mi? İslam'ın, Kur'an'ın, şeriatın hukuk kurallarına göre yönetiliyor. Onlar teokrat devirler. Suudi Arabistan, Suriye, Irak, İran hep Kur'an hükümlerine göre yönetildiği için teokrat, dini kuralların geçerli olduğu bir ülke. Peki Türkiye Cumhuriyeti teokrat mı? Hayır. Biz laikiz. Din ayrımı yapmadan bütün bu kuralları herkes için geçerli değil mi? Çünkü Türkiye'de Müslüman da var, gayrimüslim de var. Ya da Hristiyan da var, Müslüman da var, Yahudi de var. Ama bütün hukuk kuralları herkes için mi geçerli? Bütün hukuk kuralları herkes için geçerliyse, din ayrımı yoksa bu laik ülkenin göstergesi. Ama teokratik devlette sadece dini kurallar geçerli olur. O zaman teokrasinin yanına şunu yazın. Bir ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Teokrasi, bir ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir. Laiklik nedir? Değil mi? İlk okuldan beri biliyoruz. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması. Ne demek? Din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak. Bu laikliktir. Laik devlet, dinsiz devlet demek değildir. Laik devlet, her dine hoşgörüyle yaklaşan, her hukuk kuralının bütün insanlara kapsadığı bir devlettir. Ama teokrat devlet, sadece dini kurallara geçerli olduğu bir ülkeyi anlatır. Teokrasi deyince ne anlarız? Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz, Müslümanların peygamberi, bütün alemlerin peygamberi, bu Peygamber Efendimiz bir devlet kurdu. Medine İslam Devleti'ni kurdu. Peygamber Efendimiz hem devlet başkanı oldu, hem de dinin başkanıydı değil mi? İslam. Peki hem devlet başkanı, hem din başkanı ve Kur'an hükümlerine göre o devlet yönetiliyor. Sizce bu ülke laik mi? Hayır. Değil. Peki. Çok güzel. Peygamberden sonra gelen kişilere biz ne diyoruz? Halife. İlk halifenin adı ne? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Dört halife mi? Sırayla gidiyoruz. Peki. Halife kimdir? Halife'den gelir. Peygamberden sonra dinin başkanlarına biz halife mi dedik? Peki peygamber vefat ettiği zaman o kurmuş olduğu İslam devleti kime kaldı? Halifelere kaldı. Halife hem devlet başkanı hem de dinin başkanı mı oldu? Daha önce peygamber devlet başkanı, dinin başkanıydı. Halife devlet başkanı hem de dinin başkanı oldu değil mi? Evet. Laiklik var mı? Yine yok. Çünkü din ve devlet işleri tek bir yerde mi toplanmış? Din ve devlet işleri tek bir kişide toplanıyorsa o ülke laik olamaz. Sol tarafa bakın. Sol tarafta bir şey göstereyim. Yavuz Sultan Selim'i gösterelim. Bilir misiniz Yavuz'u? Uzun saçlı mı? Aksine saçı hiç yoktu. Geldi Yavuz. Yavuz Sultan Selim'i bilir misiniz? Duydunuz mu? Evet. Duyur Yavuz Fatih Kanuni. Ülkenin. Peki. Fatih Sultan Mehmet'in torunudur Yavuz. Yavuz'un oğlu da Sultan Süleyman'dır. Muhteşem üçlü bunlar. Yavuz Sultan Selim'in boyu 2.08. Cüsseli, iri yarı, kel. Vücut noktasına baktığınız zaman hırkası Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Kaftanı var. O kaftana 2, 4, 6, 8 kişi girebiliriz. Abartmıyorum. Evet hocam, ben çok şaşırmış. Tamam. Hocam sen böyle tuttuğun zaman onun arkasına böyle sarılıyoruz ya, insanlara sırtına vuruyoruz, ona vuramam. Göbeğinin ancak bu tarafını tutabilirsin yani. Yavuz çok iriydi. Yavuz'un bir silahı vardı, gürz dediğimiz zincir. Altında böyle demirden bir top, sivri uçlu. Ona gürz diyoruz, böyle savaşta sallamaya yarar. Savaşta insanın kafasına geçirdiği zaman kafa ikiye ayrıldı.
O göz kaç kilo biliyor musun? 50 mi? 300 kilo. Düşün, 82'nin cüssesini düşün. 300 kilo adam böyle tesbih sallar gibi sallardı. Böyle bir yavuş. Bu yavuzun kulağında küpe var. Küpeli padişahtır. Resimlerde küpeli çıkar. O küpenin ne işi var kulağında? Entel miydi? Ondan mı takıyor? Onun hikayesi var. Onu anlatacağım. Yavuz Sultan Selim. Çok büyük bir satranç ustasıdır. Satrancı kim buldu? Mısır'ın biri miydi? Yaklaşık. Hikayesini hatırlıyorum da. Evet. İran'da kurulmuş bir Türk devleti var. Safeviler. Safeviler dediğimiz Türk devleti var. Safevilerin o dönemdeki lideri de Şah İsmail'dir. Şah İsmail, Şah ünvandır, hükümdarlık ünvandır, Şah. İran'da satranç turnuvaları olurdu. İran'da yenilmeyen tek adam da hükümdar Şah İsmail'di. Çok zeki bir adamdı. Kimse onu satrançta mat edememişti. Şah mat olmamıştı. Ha, oradan geliyormuş. Neyse, Yavuz da Osmanlı padişahının oğlu. Babası 2. Beyazıt, Fatih'in oğlu. Yavuz da satranca düşkün ve turnuvalara katılmak istiyor. İran'da bir turnuva düzenlendiğini duyuyor ama İran'la Osmanlı düşman. Kan dağılıyor. Ama Yavuz illa ben gideceğim diyor. Şehzade daha, padişah değil. Kılık kıyafet değiştiriyor. Osmanlı şehzadesi olarak değil, halktan biri gibi, Ahmet, Mehmet gibi tedbir kıyafet İran tarafına geçiyor. Turnuvaya katılıyor. Turnuvada finale geliyor. Finalde Yavuz hiç yenilmemiş bir şehzade. Ama Şah İsmail karşısındakinin Yavuz olduğunu bilmiyor. Ama Yavuz onun Şah İsmail olduğunu biliyor. Sonra turnuvada başlıyor. Finalde Şah İsmail'e karşı karşıya geliyor. O da hiç yenilmemiş, Yavuz da hiç yenilmemiş. Ve Yavuz, Şah'a diyor ki, Şah mat. Şah ilk defa hayatından mat oluyor. Mat olunca sinirleniyor. Yavuz'a şöyle bir tokat patlatıyor, pat diye. Böyle patlattığı zaman tokat sol tarafına geliyor. Bak böyle pat vurdum sol tarafına. Ve Yavuz tabii cevap verse öldürülür. Osmanlı Şehzadesi olduğu gün ise direkt öldürülür. Yavuz içine atıyor. Diyor ki bu tokat kulağımı küp olsun. Padişah olunca ben sana gösterdim diyor içinde. Ve Yavuz Sultan Selim padişah olduğu zaman düzenlediği ilk sefer İran seferi. Şah İsmail. İran seferi Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'i yeniyor. Sonra Şah İsmail yakalanıyor, getiriliyor. Şah'a diyor ki beni tanıdın. Yok diyor, tanımadım. Satranç turnuvasında seni mat eden adam bunlar diyor. Ben Yavuz. Sonra bir tokat kapatıyor ona. Şah İsmail'e. Bu intikamım için diyor. Sonra kılıcı çıkarıp bu anam için, bu babam için derken Şah İsmail'i öldürüyor. Ama bir tane rivayet bu. İkinci rivayet daha enteresandır. Yavuz asrın müceddidi, din alimiydi. Hayattayken peygamberi gören yegane insanlardan biridir. Peygamber onun rüyasına girmişti. Demişti ki Yavuz'a, Yavuz git Mekke'yi, Medine'yi fethet. Kutsal toprakları al. Benim bulunduğum Mekke, Kabe'yi al, sen yönet. Sabah kalkar kalkmaz hemen sadrazama dedi ki Yavuz, orduyu hazırla sefere çıkıyoruz. Niye? Peygamber Efendimiz rüyama girdi ve Mekke'yi almamı söyledi. O zaman da Mekke, Medine, Memlükler dediğimiz büyük bir Türk İslam devletinin elinde hakimiyeti altında. Memlükler de çok güçlü. Dönemin en güçlü devletlerinden birisi. Neyse, Yavuz Sultan Selim, bu Mekke, Medine'yi alman için Memlükleri yenmem lazım. Memlükleri yenebilmen için de Sina Çölü'nü geçmen lazım. Sina Çölü de geçilemeyecek tek çöl. Makedonya Kralı İskender, Moğol İmparatoru Cengiz Han asla geçemedi. Yavuz Sultan Selim dedi ki orduya, Sina'ya giriyoruz. Dediler ki ordudaki komutanlar, efendim Sina Çölü geçilemez. Biz geçeceğiz. 13 günde geçilebilir at ve deveyle. 6. gün oldu, Sina Çölü'nün tam ortasına geldiler, sular tükendi, su bitti. Bir insan en fazla 3 gün susuz kalabilir. 6. günde bitti, 13 günde geçiliyor, yani 7 gün susuz mu gideceğiz? Yavuz birden atından indi. Yürümeye başladı 6. gün sonunda. O yürüyünce bütün askerler de indi, onlar da yürüyor, sadrazam da yürüyor. Derken sadrazam dayanamadı. Padişahım, sultanım,
Zaten su yok. Bir de yürüdünüz, biz de yürüyoruz. Hayatımız kaydı, susuz otlar öleceğiz. Yavuz dedi ki, Allah Resulü dedi, Peygamber Efendimiz yolda yayan yürüyüp bize yol gösterirken, siz ne dersiniz? Onun gözüne gözüküyormuş, Peygamber yol gösteriyormuş. Efendim, tamam da susuz, su yok. Sonra Peygamber Efendimiz'in direktifiyle Yavuz diyor ki, merak etmeyiniz, birazdan yağmur yağacak. Yarım saate kalmaz. Ve inanılmaz bir olay oluyor. Sina çölünde 500 yılda bir yağmur yağar. 500 yılda bir o gün yağıyor. Tesadüf mü acaba? Sonra da sular dolduruluyor. O hırla biz Sina çölüne geçip Memlükleri yeniyoruz. Merzda Bakır İdaniye Savaşları'nda. Halifelik makamı Memlüklerin koruması altındaki Abbas halifesindeyken halifelik Türklere geçiyor. Dinin liderliği halifelik makamı Osmanlı Türklerine geçiyor. Hussel emanetler, Hazreti Ali'nin kılıcı, Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfaları falan, ilk kitapları. Halife olduktan sonra Yavuz, halifelik makamını ele geçirince artık hem padişah hem de dinin başkanı oluyor. Evet. O zaman halifelik hangi Osmanlı padişah döneminde Osmanlı'ya geçmiş? Yavuz. Kulak küpesi nereden gelecek? Şimdi o dönemde Osmanlı'da sokakta yürürken kimin özgür bir insan, kimin köle olduğunu çok rahat anlarsınız. Çünkü köleler küpe takar. Osmanlı'da köleler küpe takar. Yavuz Sultan Selim de diyor ki halife olduktan sonra ben de diyor bundan sonra Allah'ın kölesiyim. Tabii ki küpesini takıyor. Diğer bir rivayet de budur. Hangisi doğru bilinmez ama bu daha mantıklı geliyor. Anladınız mı? O zaman halifelik kutsal emanetler hangi padişah zamanında Osmanlı'ya geçmiş? Yavuz Sultan. Okey. Sol tarafa bakın. Peki Yavuz hem padişah hem de halife olduğuna göre din ve devlet işleri tek bir adem toplanıyor. Bakın tabloya sol tarafa, kilis sayfanın sol tarafı. Padişahlık saltanat makamıdır değil mi? Saltanat makamı hükümdarlığın babadan ona geçtiği bir makamdır. Evet. Peki devlet yönetim işine bakar padişah. O zaman bu monarşiyi temsil ediyor değil mi? Peki Yavuz Sultan Selim aynı zamanda halife olduğuna göre din işlerine mi bakıyor? Evet. Peki din demek, dini kurallar daha da böyle aktif hale geliyor Osmanlı'da. O zaman Osmanlı teokratik bir devlet mi oluyor? Evet. Dini rejimin oldu. O zaman Osmanlı layık değil değil mi? Din ve devlet tek bir elde toplandığına göre. O zaman Osmanlı Yavuz Sultan Selim'den itibaren hem monarşik hem de teokratik yapının güçlendirildiği bir imparatorluk oluyor değil mi? Evet. Anladınız? Güzel. Peki. Teokrasiyi okuyalım. Sonra çizelim. Oligarşiye geçelim. Dini ve siyasetlerin tek bir elde toplandığı yönetim şekli midir teokrasi? Devlet başkanı aynı zamanda dinin de başkanıdır. Peki. Halifelik buna örnek değil mi? Peki. Oligarşi rejimine bakalım. Oligarşi diye bir rejim duydunuz mu? Cumhuriyet bir rejimdir. Monarşi bir rejimdir. Meşrutiyet bir rejimdir. Oligarşi de bir rejimdir. Ama Türk tarihinde oligarşi diye bir rejim yok. Türklerde hiç oligarşi kullanılmadı. O yüzden hiç duymadınız. Hiç bilmiyoruz. Oligarşi nerede oldu? Bizans İmparatorluğu vardı. Roma İmparatorluğu vardı. Roma'da halk yönetime katılırdı. Hocam yönetime katılıyorsa cumhuriyet var. Halktan sadece zengin ve soylular yönetime katılıyor. Fakirler ve köleler katılamıyor. Halkın bir bölümü yönetimde etkili, diğeri değil. O zaman belli bir grup ülke yönetimine katılıyorsa ona biz oligarşi diyoruz. Bakın notumuzda yazar. Yönetme yetkisinin belli bir zümreye ait olması, bir gruba. Önemli değil, soru değeri yok, hiç kale bile almadım. Asilcilerin ve zenginlerin ülke yönetmesini biz oligarşi diyoruz. Soru değeri yok. Peki orada bir kutu var, onu doldurmamız lazım. Türk tarihinde kullanılan rejimler nelerdir? Türk tarihinde kullanılan rejimler. Alt alta yazacağız. Türk tarihi ne demek? İlk önce onu söyleyeyim. Türk tarihi ne zaman başladı arkadaşlar? İlk Türk devleti söyleyeyim. Kökçük. Yok. Bilemedik. O Türk isminde. Hayır. İlk Türk devletinin adını sordum. Tarkan, Atatürk, Hun Türkleri, Büyük Hunlar, Asya Hunları ilk Türk devletidir. Asya Hunlardan başlayıp, işte Büyük Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, ondan sonra Karahanlar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlı, Türkiye. İşte biz buna kocaman bir Türk tarihi diyoruz. Türk tarihinde kullanılan dört tane rejim var. Onu yazacağız kutunun içine. İlk Türk devletinin adı ne demiştik? Asya Hunları, Büyük Hunlar. Hükümdarı kimdi? Bağdat. Teoman. İlk Türk hükümdarı Teoman'dır. Teoman ülkeyi tek başına yönetiyordu. O zaman hangi rejim var? Monarşi. O zaman kullanılan ilk rejim monarşiymiş.
Peki, İslam öncesinden sonra Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Osmanlı hep aynı, monarşi yönetildi. Peki Osmanlı monarşi 1876 yılında bitti değil mi? Ne başladı? Meşrutiyet mi başladı? Peki, meşrutiyeti ekleyelim. Peki Osmanlı'da monarşi devam ederken Yavuz Sultan Selim zamanında monarşinin yanında bir de dini rejim mi geldi? Teokrasi rejimi geldi. Teokrasiyi de yazalım. Teokrasi. Peki. Şu an ne var? Cumhuriyet. O zaman Türk tarihinde kullanılan dört rejim mi var? Peki. Bu rejimlerden hangileri Osmanlılarda kullanıldı? Teokrasi, Meşrutiyet, Monarşi. Üçü değil mi? O zaman üçünü şöyle işaretleyin. Osmanlı'da kullanıldı diyoruz. Osmanlı'da kullanıldı diyoruz. Peki. Son iki kelime kaldı. Yemiş. Onu anlatıp bitireceğim. Çok basit, çok zevkli. Emperyalizm, sömürgecilik ve mandater yönetim. İkisinin de yanına şunu yazın. Aynı cümleyi. Bağımsızlığa aykırıdır. Emperyalizm, sömürgecilik, bağımsızlığa aykırıdır. Mandater yönetimin yanına da yazın, bağımsızlığa aykırıdır. Bağımsızlığa aykırıdır. Bağımsızlık nedir? Bağımsız mısınız? Bağlı mısınız? Aileye bağlıyız. Aileye bağlısın, bekarsın. Peki, evlendim, boşandım. Bağımsız mıyım? Değil. Çocuğum var. Ana baba var, hala bağlıyız. Evlisin, bağlısın. Evlisin, bağlısın. Doğru mu? Sen bekarsın ama anne babaya bağlısın. Yani onların haberi olmadan bir iş yapamıyorsak bağımsız değiliz demek. Bağımsızlık ne demek? Size kimsenin karışamaması demek. Özgür olmak demek. İç işlerinize kimsenin müdahale edememesi demektir değil mi? Kararları kendi başınıza istediğiniz gibi alabilmeniz demektir değil mi? Bağımsızlık budur. Peki, sömürgecilik, emperyalizm ismi nedir? Sömürgecilik nedir? Güçlü olanın zayıfı sömürmesine biz ne diyoruz? Sömürgecilik. Ben güçlüyüm, sen zayıfsın. Ben telefonla alıyorum, alamazsın. Babasına koydum aldım. Ne oldu? Bu sömürgecilik mi oldu? Ne zamandan beri var sömürgecilik? Güçlü olanın zayıfı sömürmesi. Güçlü olanın ilk. İlk insandan beri var. Adem ve Havva'dan beri var arkadaşlar. Taş devrine dönün. Adem ve Havva sonra taş devrine gidin hemen. Habil'e Fabil'e geçin. Taş devrine geldiğiniz zaman güçlü olanlar elinde bir sopayla dolaşın böyle. Sonra gittin bir elma yiyeceksin mesela. Ben güçlüyüm. Tak babana vurdum elmayı aldım. Tam ne diyecek? Tam ısıracağım birisi babama vurdu tak aldı elmayı. Güçlü hep zayıfı sömürdü mü? Bu da insanın ilk varoluşundan beri güçlü zayıfı sömürdü. Emperyalizm o zamandan beri var. Peki bunu siyasi hale getirin. İzleyin. Şimdi önemli yere gelir. Mesela ben İngiltere'yim. Dünyanın en büyük sömürge imparatoru. Üzerimde güneş batmayan ülke diyorlar bana. Niye? İngiltere'nin neden üzerinde sömürgesi vardı? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar dünyayı sömürdüğü için üzerinde güneş batmayan ülke derler. Çünkü sömürdüğün topraklar onundur ya. Güneş hiç batmıyor. Bunu bir yere yazın. Yazın bir yere. Çünkü sınavda çıkma ihtimali çok yüksek, boşluk bir yere. Üzerinde güneş batmayan ülke. Eşittir İngiltere'dir. Üzerinde güneş batmayan ülke. Böyle çok deyimler, tabirler kullanacağız. Ki 2014'te böyle bir soru çıkmıştı. Osmanlı'ya hasta adam diyen hangi devlet diye sormuşlardı. Rusya. Evet. Üzerinde güneş batmayan ülke de İngiltere'dir. Peki. İzle, ben İngiltere'yim. Üzerinde hiç güneş batmıyor. Dünyanın her tarafını sömürüyorum ben. Peki nasıl sömürüyorum? Bak, Mısır, Afrika ülkesi, Nil Havzası, Nil Nehri var, piramit ülkesi. Bağımsız, iş işte de sen, yani bağımsızsın, sana kimse karışamıyor, devlet başkanı seçiyorsun. Şu an bağımsızsın. Yeraltı yerüstü zenginliğin var, kendin kullanıyorsun. Sonra ben İngiltere'yim. Bana Mısır'da pamuk var diyelim. Bana da pamuk lazım. Gidip para verip mi alacağım? Hemen silahımı çekeceğim, ordularımla dalacağım, Mısır'ı işgal mi ediyor? İyi izleyin. Mısır'ı işgal ediyorum, bana karşı gelenleri öldürüyorum, kalanları köle yapıyorum. Yeraltı ve yerüstü ne kadar zenginliği varsa, izleyin yeraltı üstü, yerüstü ne kadar zenginlik varsa alıp kendi ülkemdeki insanlarıma götürüyorum.
Biz buna ne diyoruz? Sömürgeciliği. Peki sömürge altına aldığım bu Mısır bağımsızlığı elden gitti. Diyor ki bundan sonra bütün her şeyin benim han. Hepsi benim. Senin devlet başkanını ben seçeceğim. Ben ne dersem onu yapacaksın. Bensiz habersiz hiçbir şey yapmayacaksın. Yetiştireceksin, hepsinden alıp götüreceksin. Bağımsızlık elden gitti mi? Ha? Gitti. Peki. Sömürge altına giren bir ulusun bağımsızlığı elden gitmiştir. Artık o sömürülen topraklar İngiliz toprağıdır. Bu sömürgecilik, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu isimle devam etti. Birinci Dünya Savaşı bitti 1918'de, ileride göreceksiniz. Bittikten sonra Paris Barış Konferansı diye bir konferans toplandı. Ve o konferansta ne oldu? Bu sömürge altında yaşayan uluslar, İngiliz sömürgeler, Fransız sömürgeler, biz artık sömürülmek istemiyoruz dediler ya, sömürmeyin bizi dediler, isyan etmeye başladılar. İngiltere Fransa düşündü, o da Fransa'da çok sömürgeci bir ülke. Fas-Tunus, Cezayir, Fransız sömürgesiydi. Dedi ki biz başka bir isim bulalım, yaklaşımımızı değiştirelim ama yine sömürgede. Sömürgecinin yerine başka bir isim buldular Paris Barış Konferansı'nda. Sömürgecilik tabirini kaldırdık dediler. Manda himayecilik dediler. Ne demek manda himayecilik? Severek soyma. Az önce öldürerek soyadım ya. Şimdi seveceğim ve soyacağım. Yaklaşıma bak. Yaklaşım tarzımı değiştirdim. Mısır bağımsız bir ülke, ben İngiltere'yim. Yaklaşım tarzım şu. Mısır kardeş, seni çok seviyorum. Şu yan komşu ülkeler var ya, seni işgal etmek istiyorlar. Ama ben seni korumak istiyorum. Ben seni tek amacım korumak ve büyük bir devlet yapmak istiyorum. Benim himayem altına girer misin? O kimlesin bunlar, seni her şeyi götürecek ha. O da diyor ki, karşılığında bir şey istemiyor musun? Vallahi istemiyorum. Benim tek amacım seni korumak. Bu aynı evlilik gibidir. İlk başta böyle başlar, sonra her şey değişir. İzleyin. Bunun üzerine, tamam diyor, himayen altına girmeyi kabul ediyorum ama iç işlerime karışmam, hiçbir şeyine karışmayacağım diyor. Sen bir imza al, göstereceğim ben sana diyor. Sonra İngiltere manda altına alan, o da himaye altına alınan bir ülke olarak imza alıyor. Böylece normal hiçbir savaş olmadı, işgal olmadı, severek anlaştık. Anlaşarak evleniyoruz. Anlaştık, sonra İngiltere de karışmaya başladı. Şimdi Mısır kardeşim, ben ne dersem onu yapacaksın. Seni büyük devlet yapabilmem için bu şart. Devlet başkanını ben seçeceğim. Siyasetini, ekonomiyi ben finalleyeceğim. Yeraltı, yerüstü kaynaklarını benim korumam lazım. Sen koruyamazsın ki. Sen şunu verip alalım şu yeraltı, yerüstü ne kadar zenginliğin varsa. Hadi görüşürüz. Alıp götürdüm. Severek mi söyledim? Evet. Sonuçta sordum. Tarzım mı değişti? Sömürgeci de dövüyordum, öldürüyordum. Bunda manda imajcılıkta seviyorum, canım diyorum, götürüyorum değil mi? İşte bu da severek söyledim. Şu an bu şekilde devam ediyor. Anladınız mı? Bakın sol tarafa. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası diye ayırmamın bir nedeni var. Birinci Dünya Savaşı, sol tarafta ikinci tablo. Birinci Dünya Savaşı öncesi, Adem ile Havva'dan beri devam ediyor değil mi? Evet. Emperyalizm, sömürgecilik, zorla işgal edip, zorla el koyma durumu vardır. Döverek sorma. Peki, Birinci Dünya Savaşı sonrası yazan bölüme, sonrasının yanında 1918 yazın. 1918'de bunun ismi değişecek. Soyma devam edecek ama. İsmi ne oluyor? Manda himayecilik adını mı almış? Canım, ben seni koruyacağım diyerek zenginliklere el koyma durumu mu vardır? Sonuç olarak soyma devam ediyor mu? Evet. Peki ben neden anlattım bunu? Nedeni ta ikinci, yani bizim inkılap tarihinde göreceğiniz bazı konularla ilgili. Kurtuluş Savaşı başlayacak. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu işgal edilecek. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni yapacak, Erzurum Kongresi'ni katılacak, Sivas Kongresi'ni yapacak. Peki Erzurum ve Sivas Kongresi'ne geldiğimiz zaman ne olacak? Manda himaye altına giren bir ülkenin ne yerden gitmiştir? Bağımsız. Bağımsız gitmiştir? O dönemlerde bazı insanlar diyecek ki biz manda himaye altına girmek istiyoruz. İngiliz mandasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri mandasını istiyoruz diyecekler. Mustafa Kemal diyecek ki manda himaye kabul edilemez. Niye? Bağımsızlığa aykırı. Peki Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda emperyalist yani sömürgeci güçlerle savaşacak. İngiltere'yle, Fransa'yla, İtalya'yla savaşacağız. Kurşun sıkacağız vatanı kurtarmak için. Sömürge olmamak için. Peki Mustafa Kemal sömürgeciler karşıysa, manda himayeciler karşıysa ne istiyor? Bağımsızlık. Peki sömürülen bir ülke, manda himaye altına giren bir ülkenin ne yerden gitmiştir? Bağımsızlık. Bakın, sol tarafa devam. Emperyalizm, sömürgecilik ve manda himayecilikle ilgili iki madde var. Altına giren bir ülkenin ne yerden gitmiştir? Bağımsızlık. Peki reddeden bir ülke ne istiyordur? Bağımsızlık. Anladınız mı? Peki, konumuzu okuyalım, bitirelim.
Emperyalizm sömürgeciliği okuyoruz. Yayılmacı siyaset anlamındadır. İngiltere'nin gidip Afrika'daki ülkeleri sömürmesi daha yayıla yayıla oraya geldiğini kanıtıdır, değil mi? Yani güçlü bir devletin kendinden daha zayıf bir devleti, ekonomik, askeri, siyasal, sosyal her alanda sömürmesine bir sömürgecilik mi diyoruz? Ya da emperyalizm mi diyoruz? Evet. Mandater yönetim. Mandater yönetimi bulan da mucidi İngiltere'dir. Dünyayı en iyi kandırabilen devlet İngiltere'dir. İngiltere ile bir anlaşma yapın. Lehinize gibi gözükse de açık uçlu cümle olduğu için hep aleyhinize çıkar. Ve insanları kandırma gibi bilirler. Bugün dahi öyledir. Bakın bir cümle. Bu bir İngiliz cümlesi. Bir böyle yaklaşıyor manda altına alacağı ülkeye. Bir devletin veya bir milletin, örneğin Mısır, kendi kendini idare edebilecek duruma gelinceye kadar, aslında Türkçesi şu, soyulacak bir şeyin kalmayıncaya kadar, milletler cemiyetinin gözetiminde, milletler cemiyeti dünya barışını korumak için kurulmuştur, İngiltere kurmuştur. Ama bu başlıkta hep sömürmek için kullanmıştır milletler cemiyetinin gözetiminde, başka bir devlet tarafından yönetilmesidir. O devlet de hep İngiltere olur. İngiltere der ki, ben seni büyük bir devlet yapacağım diye manda altına alır. Ama soyulacak bir şey kalmayınca sen büyük bir devlet oldun kardeşim, hadi sana bağımsızlık veriyorum deyip gönderir. Soyup soğana çevirmiştir. Anladınız mı? Sistem emperyalizmden manda himayiciler dönmüştür dünya savaşından sonra. Okey? Tamam. Arkadaşlar, son uyarıyı da söyleyip bitirelim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya atılan bu sistemle büyük devletler, İngiltere, Fransa gibi devletler sömürgecilik faaliyetlerine manda himaye adı altından devam ettiler. Evet. Bakın, anladık. Harika. Ders bitti.